İşlerinden şikayetlerini çözmek için Emel Acar'la birlikte Çağdaş Bey'in kliniğinin yolunu tutuyor Sevgi Hanım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Gel Sevgi'cim. Sevgi Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bugünkü konuğum Sevgi. Evet. Gel Sevgi'cim. Nasılsın Sevgi? Görmeyeli iyi misin? İyiyim. Dişlerle gelin Sevgi Hanım, şöyle bakayım sizin muayene edeyim. Problem var mı? Şöyle dönün isterseniz biraz o tarafa da bakalım. Hep dişlerle beraber. İlgili problem var mı? Benim dişlerimde diş etlerim görünüyor gülünce. Bir de gülürseyim mi isterseniz? Gülürse. Rahat gül, çok rahat gül. Doğru, haklısınız. Gıdıklıyım mı? Çok güldüğünde çok çıkıyor hakikaten. Evet, değil mi? Böyle vakalar pembe estetik için ideal. Pembe vakalar. Estetik, evet. Evet, biliyorum onu. Pembe evet. Estetik. Böylece hem dişlerin boyu uzayacak, ha. Hem de diş etleriniz daha az görünecek. Güzel. Ama dişleri normalde güzel değil mi? Şekli çok güzel. Şekli çok güzel. Daha da güzel olacak ortaya çıkınca. Çok hafif de aralık var sanırım herhalde. Şurada minik bir aralık var, onu kapatırız. Dişi beyazlatırız. Daha sağlıklı, güzel hale getirir. Sevgi Hanım güzel bakıyor dişlerine belli, evet, güzel fırçalıyor. Evet. Biliyorsunuz önce sağlık, ondan sonra estetik. Evet. Sağlık probleminiz varsa muhakkak diş hekiminize başvurup sağlık sorununu çözün. Ondan sonra estetik ihtiyaçlarınız varsa yine diş hekiminiz size yardımcı olabilir. Ama önce sağlık her zaman. Siz iyi bakıyorsunuz. İyi bakanın diş etlerinden belli oluyor. Diş etleriniz morsa, diş etleriniz kanıyorsa siz dişlerinizi iyi fırçalamıyorsunuz. Sayısı insanlar söylüyorlar. Ben günde 2 kere, 3 kere dişlerimi fırçalıyorum diye. Ancak sayıdan ziyade kalite önemli. Hep söylüyoruz. Kaliteli fırçalamak, düzgün fırçalamak, diş ipi kullanmak. Siz güzel yapıyorsunuz ama diş ipi kullanmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet, kullanmıyorum. Şimdi çok soracaktım, nadir. Diş ipi kullanıyor musun? O da belli. Sen çünkü aralar böyle renklenmiş. Çünkü fırçalayınca dişin yüzeyi temizleniyor ama araları temizlenmiyor. Aralardan dişleriniz çürümüştür zamanında, değil mi? Öyle olmuştur evet. Diye düşünüyorum. Evet. İnsanlar diyor ki, benim dişlerim durup dururken çürüdü. Durup dururken çürümüyor. Aralardan biriken gıdalar çürüyor. Yavaş yavaş içeriden dişi çürütüyor ve diş birdenbire kırılıyor. Aman dişlerinize iyi bakın. Koruyun dişleriniz. Evet, diş çok önemli. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgicim, Sevgilim, kolay buyurun. Gelsin. Siz, size. Oturun, buyurun. Muayeneden önce pembe estetik uygulayacağı konuğumuzun fotoğraflarını çekiyor Çağdaş Bey. Sevgi Hanım'la tedavilerimiz başlıyor. Hazır mısınız Sevgi Hanım? Hazır mısınız Sevgi Hanım? Hazırım. Gayet iyi. Sevgi Hanım'da bir dizi işlem yapacağız. Öncelikle işleme diş taşlarını temizleyerek başlayalım. Sevgi Hanım gerçi güzel bakmış, dişlerine güzel temizlemiş ama yine de bir miktar diş taşı var. Dişlerimiz bakımlı olsun olmasın, diş hekimimize 6 ayda bir kontrole gitmemiz çok önemli konu. Eğer bir şeyiniz yoksa diş hekiminiz bir şeyiniz yok deyip sizi bırakacaktır. Ancak bir şey varsa da erken çözüm çok önemli. O yüzden 6 ayda bir lütfen diş hekimimize kontrol olun. Bu kontrolde röntgen çektiğimizde fayda olur. Röntgende de dişlerin aralarında çürük var mı yok mu bunları görmüş oluruz. Şimdi diş taşlarını temizleyelim. Açalım lütfen. Açın. Sevgi Hanım'da diş taşı temizliği işlemi tamamlandı. Sıra geldi dişin yüzeyindeki lekeleri temizlemeye. Lekeleri temizleyelim ki dişin gerçek rengi açığa çıksın. Sevgi Hanım'daki lekelerin temizliği tamamlandı. Sevgi Hanım'ın şikayet ettiği konulardan biri şuydu. Gülerken diş etlerim çok görünüyor. İkinci konumda iki ön dişim arasında aralık var diyordu. Gerçi baktığımız zaman çok küçük bir aralık var ancak yine de var. Böyle ufak tefek aralıklar, kompozit bonding yöntemiyle tamamlanabilir. Kompozit esaslı malzemeyi dişlerin aralarına biraz ekleyerek o aralığı kapatacağız. Kapattıktan sonra da pembe estetik yöntemine geçeceğiz. Şimdi bonding'e başlıyorum. Aradaki yapıştırıcıyı uyguladık ve buyurun bir malzeme ekleyerek dişin arasına böyle hamur kıvamında ince malzemeler var. Ekledim malzemeyi, şekil veriyorum biraz. Araya dolduracak tarzda şekil veriyorum. Yavaş yavaş. Sonra da kalıbı yüzeyine doğru yatırıp ışınlayın. Malzeme hamur kıvamından sert hale geliyor. Işığı görünce. Dişe yapışmış oldu. Bonding'in en büyük güzelliği ne? Dişe hiç zarar vermiyorsun. Dişe malzemeyi yapıştırabiliyoruz.
ve geri dönüşümü var. Yani kişi sıkıldı, dişin arasını kapattırdı, sıkıldı. Hekimine gidip tekrar açtırabilir. Bugüne kadar dişin arasını kapatıp da açtıran yok. Bilin. Şimdi de özel diskleri ile malzemeye şekil vereceğiz. Şimdi diş etlerini daha az gösterir hale getirelim pembe estetik işlemiyle. Pembe estetik yani gingivoplasti diş hekiminin yaptığı bir uygulama. Amaç diş etindeki kısmı az çok görünen kısmı kaldırmak. Pembe estetiğin iki faydası var. Birincisi diş etleri daha az görünür hale gelirken dişlerin boyları da uzuyor. Böylece kişinin hem daha uzun dişleri oluyor hem de diş etleri daha az görünür hale geliyor. Pembe estetik işlemi tamamlandı. Şimdi diş beyazlatma işlemini yapıyoruz. Diş beyazlatma işlemi muhakkak diş hekimi kontrolünde yapılmalı. Dişleriniz sarılı ise ve sarı dişlerden memnun değilseniz, diş beyazlatma ile dişleriniz daha beyaz hale gelebilir. Eğer bembeyaz diş arzu ediyorsanız, bembeyaz dişler diş beyazlatma ile değil, porselen laminelerle ancak olabilir. Laminelerle dişin ön yüzlerine ince yapraklıklar yapıştırarak dişleri daha beyaz hale getirebiliriz. Müzik 45 dakikalık işlem sona ermek üzere ve diş beyazlatma sonlanıyor. Evet, kaldırıyoruz. Sevgi Hanım'da yapılan işlemler tamamlandı. Bir dizi işlem yaptık Sevgi Hanım'da ve bitti. İyi misiniz Sevgi Hanım? Evet, iyiyim. Sevgi Hanım şu ana kadar yapılan dişlemleri görmedi, merak ediyordur diye düşünüyorum. İsterseniz daha fazla merakta bırakmayalım ve dişlerini gösterelim. Ver lütfen. Teşekkür ederim, çok güzel olmuş. Artık Sevgi Hanım gülerken diş etleri çok az görünüyor. Çünkü pembe estetik işlemi yaptık. Pembe estetik işlemi daha şimdi yaptık. O yüzden farkındaysanız diş etleri biraz kırmızı kırmızı. Bu kırmızılık birkaç güne geçiyor. Kişi günlük hayatında hiç geri kalmıyor. Yani çalışan bireyler öğlen arasında dahi gidip diş hekimine bu işlemi yaptırabilir. O yüzden günlük hayatı etkilemeyen bir işlem bu. Gördünüz bakın dişlerin boyları uzadı ve diş etleri daha az görünür hale geldi. İki dişin arası kapandı ve dişler daha temiz oldu. Ufak tefek bir değişimle dişin kendi özüne dokunmadan ne kadar fark etti gülüş aslında. Bir rahat gülümseyin Sevgi Hanım. Bakın şöyle teşekkür çok güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güle güle kullanın. Size iyi şanslar diğer tedavilerde.